Tin suresi. O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o sayısız menfaatleri olan incire ve zeytine. Musa aleyhisselamın Allahu Teala ile mükalemesine mahal olmuş pek mübarek Sinin vadisindeki Tur dağına da yemin olsun. Bir de işte şu çok güvenilir şehir olan Mekke'yi mükerremeye kasem olsun ki andolsun elbette biz insanı muhakkak en güzel bir biçim verme sıfatımızın tezahürü olarak en güzel suret ve şekil içerisinde yarattık ki yüzüstü değil de dik olarak yürümesi suretinin güzelliği, uzuvlarının düzgünlüğü ve eliyle yiyip içmesi bunun bir göstergesidir. Sonra bu şekilde güzel yaratılış nimetine şükretmediği için onu cehennem ehlinden yaparak görüntü bakımından alçakların en alçağı olan bir duruma çevirdik. Cehennem derekeleri içerisinde aşağıların en aşağısı olan bir tabakaya döndürdük. En güzel biçimde yaratılıp bir zaman genç ve güzel olarak yaşamasının ardından onu aşağıların en aşağısı olan ömrün en rezil çağına döndürdük de böylece sırtını kamburlaştırarak, saçını sakalını beyazlatarak, derisini kırıştırarak görme ve işitme anlayış kabiliyetlerini zaafa uğratarak onu canından bezecek hale çevirdik. Ancak o kimseler müstesna ki iman şartlarına şüphesiz bir şekilde itikat etmiştirler ve namaz, oruç, hac, zekat gibi salih ameller işlemiştirler. İşte o cehennem ehlinin aşağılık durumundan kurtulanlar için cennette ardı arkası kesilmeyen, başa kakılmayan pek büyük bir ecir vardır. Lakin o kimseler ki iman etmiştirler ve genç ve sıhhatli oldukları dönemlerde salih ameller işlemiştirler. İşte onlar yaşlılığa ve hastalığa uğradıklarında aynı ibadetleri yapamasalar da hastalık ve yaşlılık gibi zorluklara sabretmeleri sebebiyle kendileri için ardı arkası kesilmeyen pek büyük bir mükafat vardır. Ey kafir insan! İşte bunca kat'i delillerin açığa çıkmasından sonra hangi şey sana o ahiretteki cezayı, o İslam dinini yalan saydırabilir? Ancak Allah hakimlerin en doğru hüküm vereni değil midir? Madem ki öyledir, o halde kıyamet günü kullar arasında isabetli hükmünü verecektir. Ancak Allah sağlam iş yapanların en muhkem iş yapanı değil midir? Madem ki öyledir, o halde mükelleflerin diriltilmeyip cezasız bırakılması düşünülecek şey değildir.